Kıymetli dostlar, bugün size Neyzen Tevfik'in çok acayip hayat hikayesini anlatacağım. Kimi zaman ders verir, kimi zaman güldürür nitelikte bir hayat hikayesi. Gerçekten sıra dışı. Ama çoğunlukla güleceğiz. Neyzen Tevfik deyince akla üç şey gelir. Şiirleri, neyzenliği ve içki içişi. Ama öyle böyle değil. Denir ki Neyzen Tevfik bir gergedanın ömründe içtiği sudan daha fazla içki içmiştir. Birazdan ayrıntıya gireceğiz. Gerçek adı Tevfik Kolaylı'dır. Kolaylı sülalesinden geldiği için Musa'ya almıştır. 24 Mart 1879'da Bodrum'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren yapıp üflediği ve çocukları etrafına topladığı dürüpler göstermektedir ki aslında Ney'e doğuştan bir ilgisi vardı. Öğretmen babasının tayini Urlu'ya çıkınca ilk Ney derslerini orada almaya başlar. Ama orada bir de Sara nöbetleri başlar. Evet, Neyzen Tevfik'in Sara nöbetlerine benzer bir hastalığı bulunmaktadır. Bu hastalığından dolayı okulu bırakır ve kendini neye verir? Ney, Neyzen Tevfik'in ustalık alanlarından biridir. Ney bir çalar ki akıllar baştan gider, ağlayan çocuklar susar, dertliler dertini unutur, derssizler dertlenir. Neyzen Tevfik hem çok iyi ney çalar, hem genel kültürü iyidir, hem de boş sohbettir bütün vasıflardan ötürü meclislerin aranan adamıdır. Bundan dolayı Atatürk de içki meclisi kurduğunda bana neyzeni bulup getirin diye onu çağırtmış ve onun sohbetini sevmiştir. Bir süre sonra eğitim için İstanbul'a gittiğinde Mehmet Akif Ersoy ile tanışır ve Akif onun en yakın arkadaşlarından biri oldu. Neyzen şiir de yazar. İlk şiirini 1898'de İzmir'de çıkan Muktebes adlı dergide yayınlanır. Şiirlerinde hem heceyi hem aruzu kullanır ama eski şiire daha yakındır. Şiirlerinde doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen bir tavrı vardır. Biraz da dili sivridir. O, Türk edebiyatının en büyük heccavlarından yani hicivcilerinden biridir. Muhaliftir. 1905 yılında Mısır'dayken Deccal adlı dergide dönemin iktidarını eleştirdiği için hakkında idam kararı verilir ama 1908'deki meşrutiyetin ilanı ile affedilir. Meşrutiyet ilan edilmese şair nefi gibi dili belasına uğrayacaktı yani. Osmanlı iktidarına da muhalifti, Cumhuriyet iktidarına da. Bir gün Atatürk her zamanki gibi neyzeni çağırtmıştı. Sohbet ortasında neyzene yeni düzenden dolayı ne değişti tevfik diye sorunca Üstad bir şey değişmedi paşam. Saz da aynı, söz de. Sadece artistler değiştiler. Atatürk buna çok kızmış ve neyzeni göndermiştir. Bir vakit sonrasında tekrar çağırtıp aynı soruyu sorduğunda yine aynı. Eskiden sormadan asarlardı, şimdi soru basıyorlar demiş. Bu Atatürk'e söylenecek bir söz değil ama işte hayattan bir beklentisi olmayınca, kaybedecek de bir şeyi olmayınca, çekinecek de bir şey olmuyor. Maliye Bakanı hakkında yolsuzluk dedikodularının dolaştığı bir dönemde neyizini soruyorlar. Neyize, çalarken mi neşelenirsin? Yoksa neşeli olduğun zaman mı çalarsın? Üstad cevabı yapıştırmış. Maliye Bakanı diyelim ki çalarken zevk alayım. Batıların bohem dediği, doğularında rint dediği bir hayat tarzına sahip olduğu için ne makam ne para pul umrunda olmadığı için şiirlerinde dilini geri çekmez. Allah ne verdiyse söyler. Hatta şiirlerinde küfür de eder. Pervasızdır. Yine çağrıldığı bir içki meclisinde herkes sızır. Neyzen Tefi ilgisiz kalınca bir sigara paketine şu dörtlüğü yazar ve ortamı terk eder. Sanma ciddiyet ile sarf ederim sanatımı, ney elimde suyu durmuş kuru musluk gibidir. Bezmi meyde süfahanın saza meftun oluşu, yani içkin meclisinde beyinsizlerin saza düşkün oluşu, nazarımda su içen eşeğe ıslık gibidir. Kelimenin tam anlamıyla renklerin adamıdır. Bugün buldum, bugün yerim, Hak Kerim'dir yarını anlayışıyla yaşar. Tencerede pişir, kapağında ye. Nerede akşam, orada sabah onun felsefesidir. Bir şiirinde dünyaya geliş ve yaşayış amacını şöyle ifade eder. Derdi firakın ile düşeli sevda yemeye, müttelayım, dileyim, düşmüşüm esrarı neye? Peleğin kahve başında paralansın parası, ben güzel sevmeye geldim, değil ekmek yemeye. Üstad, Herkes tarafından çok sevilmektedir. Zira onda herkesten bir parça vardır. Biraz mevlevidir, biraz bektaşi. Biraz eskiye bağlıdır, biraz yobazlığa karşı. Biraz dindardır, biraz içkicidir. Biraz değil, baya baya içkicidir. Gelecekten ve insanlardan hiçbir beklentisi yoktur. Bir gün, ne ele? Ya üstad, sen çok bilgili bir adamsın. Bir memur falan olsa mı demişler. Üstad, memur olunca ne olacak diye sorunca, Karşısındaki e, ''Biraz çalışırsın, amir olursun.'' demiş. Sonra demiş üstad ''Biraz daha çalışırsın, nazır olursun.'' Sonra demiş üstad e, ''Biraz daha çalışırsın, sadrazam olursun.'' Sonra deyince üstad karşısındaki ''Hiç.'' diye cevaplamış. Çünkü makamlar bitti. Padişah olacak hali yok ya. Üstad neyzen de ''Evladım, ben şimdi bir hiçim. Hiç olmak için bu kadar çalışılır mı?'' demiş. Heyyanın nimetlerinden hiçbir ne iltifatı yoktur. Hani şu İstanbul'da güvercinlere yem atılan yeni cami var ya, işte havalar sıcak olursa onun yanındaki sokak köpeklerine sarılıp uyur, hava soğuk olursa tabutların içine girip uyurdu. Bir gün kendisini çok sevenlerden biri Neyzen Tevfi'yi alır, hamama götürür. Güzelce bir yıkar. Üstad bas parlak çıkar. Sonrasında adam üstadı, kullanmadığı dayalı döşeli bir eve götürmüş ve üstad senden kira lira istemiyorum bundan sonra burada kalacak ve güzel, düzenli bir hayatın olacak diyerek üstadı eve bırakıp gitmiş. Herif ertesi sabah geldiğinde neyle karşılaşıyor biliyor musunuz? Neyzen tevfiye aldığı elbiseler hiç bozulmamış halde yatağın üstünde duruyor. Neyzen tevfik yok. Nerede? Yeni caminin yanındaki tabutlara yatmaya gitmiş. Yani üstadın yaşadığı hayat bir mecburiyet değil, onun bir tercihi. Parasızlık umurunda bile değildir. Sarayın verdiği madalyayı denize fırlatmış mesela. 5. Mehmet Reşat'ın verdiği paraları ayı oynatıcılarına vermiş. Eline geçen paraları sokakta gördüğü dilencilere, ihtiyaç sahiplerine verirmiş. Halbuki en büyük ihtiyaç sahibi kendisiydi. Yine eline geçen bir parayı karısına ameliyat ettirilmesi gerekirken parasızlıklar ettiremeyen bir adama veri verir. Yeni elbiselerini sokakta perişan halde gördüğü bir adama üstünden çıkarıp giydiriverir. Eline geçen paralarla sokak çocuklarına bayramlık kıyafetleri alır. Talat Paşa'dan aldığı paraları yolda gördüğü dilencilere dağıtarak evine gider. Üstad içer. Ama öyle böyle değil. Sürekli içer. Çok içer. Her daim içer. <laughs> Hocam, ha, ha. Düştü, biraz. Kesin değil, de böyle öğrencisi vardı ondan alkolik oldu adam. Konuşmamızın başında da dediğimiz gibi onun içtiği içki kadar bir gergeden ömründe su içmemiştir. Bir gazeteci ne kadar içtiğini sorduğunda birinci dünya harbi boyunca 18 bin okkara pi içtim diye cevap verir. Gazeteci gülünce gülmesene kardeşim hesap yaptık hesap demiştir. Oturmuş tek tek içtiklerini hesaplamış. Bir gün meşhur akıl hastalıkları doktoru Masal Osman neyzen'den içmeye dair söz alır. Ama bir vakit sonra bakar ki neyzen yine demleniyor. Masal Osman neyzene çıkışır. Hani söz vermiştin içmeyecektin? Üstad ona der ki, hocam biz fakir adamlarız. Bulunca içki içeriz, bulamayınca ant içeriz. Yeşiller Cemiyeti'nin başkanı içkinin zararlarını anlattığı bir konferans düzenler. Neyzen Tefi de alır götürürler. Bir Herhalde biraz dinlesin de uslansın diye. Konferans esnasında başkan, saygıdeğer konuklar, içkiyi sadece insanlar içer. Hiçbir canlı içki içmez. Bakın bir eşiğin önüne bir kova su, bir kovada içki koysa hangisini içer? Elbette suyu içer. Neden? diye sorunca Tevfik dayanamaz ve neden olacak? Eşekliğinden tabii ki diye cevap verir. Üstad bir gün evine bir fıçı iş alır. Her gün azar azar ondan demlenir. Bir gün dostu gelip içki içmemesini söylediğinde kardeşim içmeyince güçten düşüyorum der. Misafiri ne alaka diye sorunca bak bu fıçı geldiğinde kaldıramıyordum. Ama şimdi rahatlıkla kaldırabiliyorum diye cevaplar. Yine günlerden bir gün doktoru Bel ağrılarından şikayet ettiği için ona şişe çek diye cevabında bulununca üstad peki diyerek soluğu meyhane alır. Neyzen bir gün Atatürk'ün misafir olur. Sohbet esnasında Atatürk, Neyzen senin için iyi içki içer derler doğru mu diye sorar. Neyzen, e içerim paşam der. Atatürk, ne kadar içersin mesela iki tane kiloluk içer misin diye sorunca Neyzen, içerim paşam der. Bunun üzerine Atatürk görevliye seslenir ve iki büyük rakı getirir. Rakılar gelince Neizen görevliye seslenip bir kase, bir kaşık, bir tane de ekmek ister. Görevliler şaşkınlık içerisinde Neizen'in istediklerini getirirler. Atatürk Neizen'in istedikleriyle ne yapacağını merak ederken Neizen büyük rakıyı açar, kaseye boşaltır, ekmekleri ufak ufak doğrar ve başlar kaşıklamaya. Atatürk gözleri fal taşı olmuş bir halde izlerken Neizen tehlik kasedeki rakı azaldıkça doldurmaya devam ederek ekmeği bitirir. Ve karnım doydu paşa. Şimdi içmeye başlayabilirim der. 1940 yılında Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi'nde kendisine bir oda ayrılır ve buraya istediği zaman gelip yatar. 1953 tarihinde vefat eder. Cenazesine hem devlet görevlileri hem üniversite hocaları hem de sokaktaki kimsesiz insanlar katılmıştır. Cenazesine çiçek gönderilmemesini ister. Çiçek parasının fakirlere dağıtılmasını istemiştir. Günahıyla, sevabıyla bu dünyadan bir neyzen tevfik geçti. O mala mülke değer vermedi. İçki içmeseydi ona derviş diyebilirdik. O eski dönemlerin kalenderilerinden, kalender meşref bir adamdı. Bu dünyada hoş bir seda bırakıp ahirete göçmüştür. Allah önce bizim, sonra onun günahlarını affetsin. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalınız.